Devam edelim. Mucize gibi bir hikaye. Bir kız çocuğu 19 aylıkken zihinsel engelli ve otistik teşhisi konulmuş. Yıllarca ilaçlar almış, o ilaçların yan etkileriyle mücadele etmiş. Ama sonunda annesi çözümü bulmuş. Sevgi, sadece sevgi. Sevgi sözcükleriyle, gerçekten sevgi sözcükleriyle Filiz Nur iyileşmeye başladı. 10 yaşındaki Filiz Nur engellerini sevgiyle aştı. Günde 20 saat ağlarken, krizler sırasında kollarını ısırırken annesi ona hep aynı sözleri söyledi. Seni seviyorum, seni sevmekten vazgeçmeyeceğim dedi ve sevgiyle başardı. Evet. Doktorlarımız çünkü Filiz Nur'dan umutlarını tamamen kesmişlerdi. Filiz Nur İmer İzmir'in Bornova ilçesinde yaşıyor. Süreyya ve Mehmet İmer çifti henüz 19 aylıkken kızlarının ağır zihinsel engelli ve otistik olduğunu öğrendi. Küçük kız krizler sırasında kendine zarar verdiği için ağır ilaçlar kullanmaya başladı. 5 yılın sonunda yapılan yenilenen testlerde Filiz Nur'un otizm olduğu anlaşıldı. Fakat Filiz Nur'un krizleri arttı ve görme kaybı başladı. Geçirdiği krizler çok ciddi krizlerdi. Kendine ve bana inanılmaz zararlar veriyordu. Isırıyordu ve kanatıncaya kadar ısırıyordu. Kendi kafasını yere vuruyor ve kanatıncaya kadar vuruyordu. Süreyya İmer, Filiz Nur'un doktor kontrolünde ilaçları bırakmasını istedi. Zorlu bir süreçten geçen anne kız yılmadı. Evet. Isırırken, kollarımı kanatırken bile hep seni Filiz Nur, seni çok seviyorum, seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim, bana ne yaparsan yap diye hep bu şekilde yaklaştım. O günlerde zorlukla yürüyen Filiz Nur artık birçok branşta spor yapabiliyor. Jimnastikle de ilgilenen Filiz Nur'un madalyaları bile var. Spor hayatı çok geniş. Tekvando yapıyor, buz pateni, paten kayıyor, futbol oynuyor, yüzmeye gidiyor. Bisikleti çok rahat kullanabiliyor. Otizmli çocukların yapamaz denilen her şeyi Filiz Nur yapıyor. Anne Süreyya İmer şimdi bir proje üzerinde çalışıyor. Projenin adı Ünlüler Engelliler El Ele. Hedefi bu projeyle engelli çocukları hayallerine kavuşturmak. Her ay bir ünlümüzü davet edip çocuklarımızla sadece bir saat vakit geçirmelerini sağlamak istiyorum. Eminim ki iyileşme sürecine bu ünlülerimiz çok büyük destek olacaklar. Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin'iz stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi önce şunu soracağım, teknik bir şey soracağım. Bu iyileşme diye mi adlandırılır? İyileşme midir bu? İyileşme bir tek eğitimle gerçekleşebilir otizmde. Bunun yanı sıra psikiyatrik bazı tedaviler bazı çocuklar için faydalı olabilir. Her çocuk için faydalı olacak diye bir durum yok. Kaldı ki her 6 ayda bir doktor kontrolüne gitmesi gerekir çocuğumuzun. Evet, bu çocuğumuzda annenin anlattıklarına göre belli bir ilerleme olmuş. Davranışlar kontrol altına alınmış. Zaten otizmde en büyük sorun davranışlardır. Davranışların kontrol altına alınması en önemli konudur. Spor bu anlamda yardımcı olmuş aileye, ama otizm iyileşti mi derseniz hayır. Hı hı. Ama daha kaliteli bir yaşam sürebiliyor, evet, kız çocuğu gördüğümüz kadarıyla öyle. Kesinlikle. Bu da iyi bir haber. Yalnız böyle dikkat çekici olan ilaçlar bırakılmış. O tabii herhalde biraz nasıl diyeyim, çetrefilli bir karar değil mi? O birebir çocuğa göre doktorun ve ailenin ortak kararıyla alınması gereken bir durum. Şunu söylemek lazım ancak ailelere, eğer dikkati dağınıksa, uyku problemleri varsa ve bazı davranış problemleri, takıntılar vesaire çekiyorsa ilaçlardan fayda almak mümkün. Ama her çocuk için aynı ilaç ya da aynı doz söz konusu değil. Kaldı ki otizmi tedavi eden bir ilaç da yok. Sadece bilimsel araştırmalar eğitimle tedavi olduğunu gösteriyor. Spor da bir anlamda burada eğitim aracı olarak kullanılmış. Spor öğretmenlerimiz son yıllarda farkında olmadan uygulamalı davranış analizini kullanıyor. Ne demek bu? Yani yaptığınız zaman hemen size bir ödül veriyor. Yapmadığınızda da hemen bir ceza. Yani o ödülden sizi mahrum bırakarak bir nevi cezalandırmış oluyor. Ve böylece çok çabuk sonuç alıyorlar otizmli çocuklarda. Ama en basit, en iptidai şekliyle uyguluyorlar bunu aslında farkında olmadan. Özel eğitim konusunda ülkemiz çok geri. Maalesef dershaneleri... Onu diyecektim. Mesela spor burada işe yaramış. Evet. Ama her vakada bu kadar başarılı olabilir mi acaba? Hayır, olmaz. Otizm bir yelpaze. En ağırından en hafifine kadar çeşit çeşit etkilenme oranları var. Pek çok çocuğumuzda evet etki ediyor. Çünkü çok basit bir şey kullanılıyor. Yani yiyecek genellikle ödülleri kullanılıyor. Bu yiyeceğe ulaşmak istiyorsan
İşte şu kadar bisiklete bineceksin ya da şu hareketi yapacaksın, bu kadar tekrarlayacaksın. Ve üst üste yapılıyor, saatler boyunca yapılıyor ve gerçekten pek çok çocuğumuza yardımcı oluyor. Ama sporla otizmden çıkılır gibi bir şey yok. Tam da ona değiniyordunuz siz aslında. Bu konuda özelleşmiş spor eğitmenleri var mı Türkiye'de? Evet, son 5-6 yıl içinde yavaş yavaş bu konuda uzmanlar çıkmaya başladı. Ama aslında bu arkadaşlar tamamen el yordamıyla. Yani otizmli çocuklarla çalışa çalışa belli noktalara getire getire bir takım şeyleri öğreniyor. Ama davranış analizini aslında bir bilim olarak, bir ders olarak spor akademilerinde okumuyorlar. Tamamen deneme yanılma metoduyla, ama faydalı oluyorlar çocuklarımıza. Bir kısmı faydalı oluyor. Hı hı. Tehlikeli de olabilir. Yani bir spor öğretmeni bu konuda yeterince esnek olmazsa son derece sert de uygulayabilir bu kuralları ve çocuğa zarar da gelebilir. Yani ailenin kontrolü mutlaka şart. Şimdi ilaç kullanıldığından bahsettiniz. Kimi vakalarda ezem oluyor ilaç kullanılması. Evet. Fakat en son Eczacılar Birliği yeni uygulamalar nedeniyle bazı ilaçları temin etmekte zorlanmaktaydı. Otizm vakaları için böyle bir durum söz konusu oldu mu? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Bütün çocuk psikiyatristleri, devlet hastaneleri bu ilaçları çok rahat temin edebiliyor. Ama asıl olan bizim ihtiyacımız olan, ailelerin ihtiyacı olan eğitimdir. Hı hı. Ve biz eğitimi sadece ayda 12 saat alıyoruz çocuklarımız için. Normal çocuklar 120 saat eğitim alırken biz 12 saat eğitim alarak nasıl açığı kapatacağız bu çocuklarda? Spor eğitmenleri el yordamıyla buluyor dediniz. Aileler de biraz el yordamıyla buluyor bu kesinlikle süreçte. Kesinlikle. Yani spor eğitmenlerinin verdiği eğitimler ailelerin kendi bütçelerinden ek bir kaynak ayırarak yaptıkları çalışmalar. Yoksa devletin sağladığı bir durum değil. Asıl olan çocukların tam zamanlı olarak okullara gidebilmesi ve bu rehabilitasyon merkezlerinin de ek ders olarak onlara sunulabilmesi. Dershanelerden normal eğitimde vazgeçerken özel eğitimde ihtiyacı olan çocukların hayatı tamamen dershanelere terk edilmiş durumda. Bundan kesinlikle vazgeçilmesi şimdi gerekiyor. Şimdi mesela düşünüyorum, bu hanımefendinin anladığım kadarıyla tek çocuğu. Belki o anlamda işin daha kolay. Bütün zamanını kızına ayırabiliyor. Belki 24 saat ilgileniyor kızıyla. Evet. Bütün antrenmanlarında başında duruyor ve koşulsuz sevgi verdiğini söylüyor. Ama mesela aynı hanımefendinin iki çocuğu olsa, üç çocuğu olsa bu kadar... Zaman belki zaman ayırması çok zor olur. Mümkün değil. O zaman hakikaten başka değil mi? Etmenlerin de o hayata yardımcı oluyor olması lazım. Kesinlikle. İşte burada tekrar altını çiziyorum. Devletin sağlaması gereken bizlere 120 saat eğitim. Yani haftada 5 gün sabahtan akşama kadar bu çocuklar mutlaka okula gidebilmeli. Koşulsuz sevgi tabii çok önemli, ama sevgiyle de sadece çocuklarımız iyileşmiyor. Yani buradan bazı anneler ve babalar şöyle düşünmesin. Ben az mı sevdim, az mı sevgimi gösterdim de benim çocuğum az iyileşti. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama tabii ki sevgi çok önemli. Sabır çok çok daha önemli. Çocuklara sabır gösterebilmek. Ama devletimizin herkese eşit imkanı sunabilmesi lazım. 5 çocuğu olan var, 3 çocuğu olan var. İmkanı hiç olmayan var. Neden özel eğitim için aileler cebinden bir bütçe ayırmak zorunda olsun? Çocukların yasal hakkı okula gidebilmek ve tam zamanlı eğitim almaktır. Ne güzel söylediniz. Teşekkürler Aylin Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.